Bakın, kim ki hayatını Allah için yaşarsa, bu surede anlatıldığı biçimde malı ve canı konusunda, zamanı konusunda Allah'ı söz sahibi kabul eder ve hayatını Allah için yaşarsa, bugün ona da insanlar ebter diyecekler. Mesela bir adam bedeni konusunda Allah'ı söz sahibi kabul eder, bedenini Allah'a kulluğa hasreder, Allah'ın istediği biçimde kulluk yapmaya karar verirse, bugün de insanlar ona ebter diyecekler. Ya da malı konusunda bir adam Allah'ı söz sahibi kabul eder. Yani malla ilişkisini Allah'ın istediği biçimde ayarlar. Yani malını o malın, o mülkün sahibinin yolunda bolca harcamaya kalkarsa, cimrilik yapmaz, fakirlikten korkmaz, mal mülk Allah'ındır deyip, o konuda Allah'ı söz sahibi kabul edip, malını mülkünü bolca Allah yolunda harcamaya kalkarsa, bugün de ona ebter diyecekler. Bunun sonu güdük. Bu adam olmaz. Bunun sonu iflas. Yakında bu adamın nasıl iflas ettiğini, nasıl sıfırı tükettiğini göreceksiniz diyecekler. Bugün de insanlar ona ebter diyecekler. Veya zamanı konusunda Allah'ı söz sahibi kabul eder. Mesela zamanını Allah'ın istediği biçimde değerlendirir. Ayet öğrenmek için, hadis öğrenmek için, Kur'an'ı ve sünneti tanımak için ya da hasta ziyareti yapmak için ya da bir Müslüman kardeşine ayet ve hadis duyurmak, emri bil maruf yapmak, nehyanil münker yapmak için bugün bir Müslüman dükkanını 3 gün, 5 gün kapadı, tutuverse, kapatıverse bunun sonu iflas diyecekler. Bu adam olmaz, bu ebter, bu güdük. Göreceksiniz, bu adam bu gidişle sıfırı tüketecek. Yakında gümbür gümbür düşüp gittiğini, yıkılıp gittiğini göreceksiniz diyecekler. Ona da ebter diyecekler. Veya mesela tüm zamanı Allah'a kulluğa hasreder, Allah için bir hayat yaşar, insanları razı etmeye vaktiniz kalmazsa, mesela müşterinin cebindekini, müşterinin kasasındakini, kesesindekini kendi cebinize aktarma adına müşteri karşısında tabasbus ve riya içine girmezseniz, yani iki büklüm eğilip müşterinin elini eteğini öpmeye kalkmazsanız, sadece Allah için şahsiyetinizi korursanız yine size ebter diyecekler. Bu gidişle iflas eder. Vallahi kimse bundan mal almaz. Kimse bundan mal almaz. Bu adam yakında iflas eder. Bu ebterdir diyecekler. Bu güdüktür diyecekler. Bunun sonu iflas diyecekler. Bunun sonu yok diyecekler. Mesela faiz alma imkanınız varken, faizli bir alışverişe girip çok para kazanma imkanınız varken bir ticaret var karşınızda ama faiz kokusu var. Size çok fazla para kazandırması düşünülebilen böyle bir alışverişten sırf Allah korkusundan dolayı, faiz kokusundan dolayı vazgeçiverseniz enayi bu be. Bu kadar parayı tepti, milyarları tepti. Bunun aklı yok. Bu ebter, bu güdük, bunun sonu yok diyecekler. Geçenlerde bir arkadaş, geçen derslerimizden birisinde de galiba söylemiştim ama yeri gelmişken bir daha söyleyelim. Bir arkadaşa düzenin kanunlarına göre 5 milyar mı 6 milyar mı miras düşüyordu. Düzenin kanunlarına göre. Ama Allah'ın kanunlarına göre, yani İslam'a göre, İslam yasalarına göre, İslam'ın miras hukukuna göre o arkadaşa, o akrabasından şer'an miras düşmüyordu. Şimdi bu arkadaş bu para bana helal değildir, bu bana haramdır diye düzenin kanunlarına göre kendisine intikal eden 5-6 milyarlık mirası şöyle elinin tersiyle iti verdi de bütün çevresi deli dediler. Aklı yok bunun be, deli bu. Bu adam ebter, bunun sonu yok. Bu gidişle adam olamaz. Kesinlikle bu gidişle bu ne müdür olabilir, ne genel müdür olabilir, ne bakan olabilir. Bir muhtar bile olamaz, zengin bile olamaz, bu adam evlenemez, bu adam adam olmaz, bu adam olamaz diyecekler. İşte Peygamber Efendimiz'e nasıl öyle demişlerse, bugün siz de aynen onun yaptığını yapın, aynen yani malınızda, canınızda, ailenizde, sahip olduğunuz şeylerinizde ve zamanınızda Allah'ı etkili ve yetkili bilir, Allah'a kulluğa karar verir, Allah'ın istediği biçimde bir hayat yaşarsanız, tüm çevrenizin şirklerinden, küfürlerinden, inkarlarından, ilhatlarından hicret eder, yalnız kalırsanız, yani çevrenizin desteğini kaybederseniz. Çünkü Peygamberimiz toplumundan ayrıldı, inanç olarak ayrıldı, amel olarak ayrıldı, kılık kıyafet noktasında ayrıldı, sofra anlayışında ayrıldı, kazanma harcama anlayışında ayrıldı, infak anlayışında ayrıldı, ikram anlayışında ayrıldı, hayata bakışta ayrıldı, her şeyde, her konuda toplumun şirkinden, küfründen,
toplumun anlayışından, toplumun dininden ve toplumun yapılanmasından ayrılınca peygamberimiz desteğini kaybetti toplumunun. Dediler ki bu ebter. Bu toplumunun desteğini kaybetti. Bu akrabalarının desteğini kaybetti. Bu ebter, bunun sonu güdük, bu adam olmaz. Bunun davası kesinlikle başarıya ulaşmaz. Bu yakında iflas edecek, tükenecek, sıfırı tüketecek dediler. Ama Allah dedi ki Kevser. İnsanlar ebter dedi, Allah da Kevser dedi. Vallahi ikisinden birini tercih edeceğiz. Ya Allah'ın dediğini tercih edeceğiz, Kevser'e razı olacağız, toplumu filan kazımadan bir hayat yaşayacağız. Yani tüm insanlar desteğini bizden çekseler de, tüm insanların gözünde sıfıra insek de, yine Allah'ın dediği hayatı tercih edeceğiz. Yine Allah'ın istediği biçimde bir hayat yaşayacağız. İnsanlar her ne kadar ebter deseler de, Allah da Kevser diyecek. Evet, bugün insanlar böyle bir hayat yaşarsanız ebter diyecekler. Mesela teşvik kredisi almazsanız, çok para kazandıracağını bildiğiniz halde teşvik kredisi almazsanız, içinde faiz var diye, veya elinizin altında yığınlarla kadın kız var diyelim, konum itibarıyla, makam itibarıyla onların namusu size teslim edilmiş, siz şer'an caiz değildir diye nikahın ötesindeki gayrimeşru bir konuma uzanmıyorsanız enayi diyecekler. Ağzının tadını bilmiyor enayi. Veya haram diye kimi dünya zevklerinizden istinkaf ediverseniz, kimi dünya zevklerinden uzaklaşıverseniz ağzının tadını bilmiyor bu enayi. Sofrasında içki de bulundurmuyor. Allah bilir ya, ömründe hiç iki kadeh de almamıştır bu enayi. Ağzının tadını bilmez diyecekler. Varsın desinler, insanlar ebter diyecek ama Allah da Kevser diyecek. İşte Peygamber Efendimiz böyle bir hayat yaşadığı için ona ebter dediler ve bu sure nazil oldu. İşte baştan sona bu konuyu anlatan bir sureyle karşı karşıyayız.